Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özülü Mastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar kısa bir süre sonra bu kanalda üyelikler açılacak. Hediye üyelikler verilecek. Kanala abone olan son dönemde yani bugünden itibaren e, hediye üyeliğin verildiği tarihe kadar en çok video izleyen en çok beğeni atan kişilere verilecek üyelikler. O yüzden arkadaşlar elinizi çabuk tutun. Ve hızlı bir şekilde olabildiğince videoyu izleyip beğeni atın hava oynatma listelerini açabilirsiniz bu size hız kazandıracaktır benden söylemesi şimdi Fenerbahçe'de birçok gelişme var Ceko'nun tarihi başarısı zaten malumunuz Hattrick yapması Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarı duygulandırması 200. maçına çıkması Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi elemelerinde e, karşılaştığı bütün maçları kazanması taraftarı umutlandırıyor ee, Fenerbahçe'den Konya Spor'a iki transfer. Arkadaşlar hem Umut Nayır hem de Melih Bostan'ı Konya Spor açıkladı. İkisini de bonservisiyle aldıklarını açıkladı. Bonservis bedeninde çok yüksek olmadığını söyledi ve e, Melih Bostan'ın geri alma opsiyonuyla gittiğini belirtti. Yeni MHK'dan şok karar Galatasaray'la e, şey, FIFA kokartlı hakemlerden bazıları liste dışı. Yani arkadaşlar aramız bozuk, kanımız değil. Başın sağ olsun Galatasaray. Göztepe Crespo'ya gözünü dikmiş durumda. Yani Göztepe Fenerbahçe'den Crespo'yu istiyor. İstiyor istemesin ama Fenerbahçe'de zaten bir 6 numara operasyonu var. Zaten gidecek Crespo. Fakat kaça gidecek? Nereye gidecek? Nasıl gidecek? Mevzu bu. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani mühim olan Crespo'nun nasıl gideceği. Yani gitme şekli çok çok önemli. Çünkü e, bon servisi mesela 4 milyon euro bon servis beklentimiz var. 4 milyon euroyu verse istediği her takıma gidebilir. Hani 4 milyon euroyu vermediği müddetçe de e, zor yani Fenerbahçe açısından da bir para beklentimiz var. Şimdi 6 numara operasyona geniş gireceğim. O hani tek tek futbolcuların üzerinde yüzdelik sayacağım. Türk temsilcileri Avrupa'da hata yapmadığı Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kazandığı ülke puanını Jortingen'in, Mortingen'in yaptığı 9. sıradayız. Böyle devam. Olabildiğince kazanalım. Bu turlarda hani malzeme biriktiriyoruz. Bu turlar bayağı malzemelik turlar oluyor. Yusuf Ennesiri idmana da çıktı. Takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Hani Ali Koç'ta Branko ile görüştüğünü söylemişti. Acun Ulucalı Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz diyor. Bir kardeşimiz diyor ki, hocam Ferdi zaten genç. Ama şey diyor yani Ferdi'nin Fenerbahçe'ye ilk geldiği halini göreceksiniz diye düzeltiyor sonradan. O, o konuda bir e, ekleme yapayım. İlk geldiği halini göreceksiniz diye özellikle belirtiyor arkadaşlar. E, orada bir yanlışlık olmasın. Tamam onu söylemiş olayım ben. Ama e, yetenek babında hani zor yani ya bir Ferdi daha bulmak çok çok zor. Hani Ferdi yeteneğinde bir ismi bulmak gerçekten zor. Ve Fenerbahçe'nin hem Ferdi yeteneğinde oyuncu bulması lazım. Yani Fenerbahçe'nin ferdilerden bulması lazım. Bakalım kaç ferdi bulabileceğiz. Ee, o da ayrı bir olay. Ee, i̇stersek tüm takımı satabiliriz lafı. Arkadaşlar burada şuna kastediyor Acun Uğurcalı. Yani takımdaki neredeyse bütün futbolculara teklif var demek istiyor. Yani bunu belirteyim. Yusuf Ennesir bu sevginin karşılığını verecek diyor. Milan 30 milyon euro verdi. Biz aldık diyor. Ferdi için 30 milyon euro artık heyecanlandırmıyor bile diyor. Bunların hepsi strateji. Bunlar satış stratejisi. Bilginiz olsun. Yani ben futbolcumu yüksek bedelle satayım stratejisi. Bu arada Serdar Dursun Alanya Spor'la imzalamış. Serdar Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe Serdar'a veda etti. O da güzel bir olaydı. Ali Koç Mehmet Sepe'yle yardımcılık tekniğinde bulunuyor ama kabul etmiyor. Bologna'nın gözü Oster Fenerbahçe Granit Çaka iddiası. Oster Resmi 22 milyon euroluk teklif var. 22 milyon euro yanlış duymadınız. Ama siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki 22 milyon euro çok bir para değil. 22 milyon euro kabul edilebilir bir para değil arkadaşlar. Ve hani 22 milyon euroyu kabul edersen sıkıntı yaşarsın. Daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Ama şunu ben belirteyim. Levent Mercan oynamadan yolcu. Cengiz Ünder'e kulüp bul çağrısı. Yani Fenerbahçe'de Levent Mercan ve Cengiz Ünder kendilerine kulüp arayışı içindeler. Bunun sebebi de şu. Hani Mourinho oyunculara çeşitli uyarılar yaptı. Mourinho oyunculara şimdiye kadar çok kez söyledi. Etmeyin, eylemeyin. Gözünüzün önüne bakın dedi ama yani Cengizle Levent Mercan sınıfı geçemedi arkadaşlar açık söylemek gerekirse sınıfı geçemediler. Sınıfı geçemeyince de sonuç ortada. Ha biz de isterdik bir Cengiz'le devam etmeyi. Biz de isterdik Cengiz Ünder uçsun, kaçsın, şöyle yapsın, böyle yapsın ama olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Granit Çaka iddiasını atıyorlar Fenerbahçe'ne ilgili ama Granit Çakay'la alakamız yok. Keşke olsa. 6 numara kısmında konuşayım neyse onu. Ee, Fenerbahçe'nin bek rotasyon maliyeti Galatasaray'ın aldığı bekten daha ucuzmuş da onu söylüyorlar. Samet Akaydın Fenerbahçe'de kalacak diye bir haber var. Arkadaşlar bu kesin değil. Onu söyleyeyim. Bakın kesin değil. Yani dördüncü stoper olarak kalabilir. 5. stoper konumuna düşebilir. Lan ben beşinci stoper olacak adam mıyım deyip gidebilir. Takımda devam da edebilir. <laughs> yani şu an için Samet akaydın Korsa ben %100 bir şey söylemem. Galatasaray'ın tete skandalı Yakup Çınar açıkladı. Yakup Çınar Galatasaray'ın tete konusunda bir dümen çevirdiğini, sosyal medyaya 2,5 milyon euro yazdırdığını ama 10 milyon euro civarında maliyetinin olduğunu söylüyor. Ve Galatasaray Kulübü de Yakup Çınar'a mahkemeye vereceğini söylüyor. Şimdi Yakup Çınar kimdir? Ya da Haluk Yürekli falan kimdir? Bunlar Orhan Gencebay dinleyen, Galatasaraylı kişilerdir. Bunların alayı Orhan Gencebay dinler. Yani bunlar Orhan Gencebay dinlemeden uyuyamazlar. O kadar severler Orhan Gencebay'ı. Bunların çocukları var mı yok mu bilmiyorum. Ama Galatasaray kendi içinde bir şeye düşmüş durumda. Bazı Galatasaraylılar bunların Orhan Gencebay dinlemesinden rahatsız oluyorlar. Ve diyorlar ki sizi gidip Orhan Gencebay dinleyicileri diyorlar. Şu anda ortalık 56. Yani şu anda gerçekten ortalık 56. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe bazı futbolculara teklifleri değerlendirme kararını çoktan aldı. Bak. Samet Akaydın'a teklif gelsin değerlendirir. İstediği kadar kalıyor desinler. Crespo, Kent, Kurunic, Umut Nair zaten gitti. 5. Ben ilk Postan'ı saymıyorum gençler. Luan Perez, Cao Pedro. Bak 7. 7 yaptı şu anda. Ha bunun haricinde isimler var. Mesela Emre Mor 8. Mesela Levent Mercan 9. Cengiz Ünder 10. Bak 10 tane isim saydım. 10 isim saydım. Zayt'sı saydım mı arada? Sanırım saymadım. Al sana 11 bak. Bu futbolcuların hepsinde teklife görüşü açıyoruz. Hepsinde görüşmeye açacağız. Yani gelen teklifin niteliğine, niceliğine göre açığız. Mesela diye teklifler var. Dedim değil mi? 22 milyon euro diye. 30'u geçmedi bile Osterwalde'de kalır. ile de dönüşüm oynar. Yani hocam bak Osterwalde'nin yedek kalması değerini düşürmez mi? Arkadaşlar oyuncunun yedek kalması değerini düşürmez. Oyuncunun oynamaması değerini düşürür. Yani oyuncu hiç oynamasa değeri düşer. Mesela Oğuz Aydın'ı biz aldık değil mi? Oğuz Aydın'ın değeri artacak. Niye? Alan Saint Maxim'inle birlikte dönüşümlü oynayacaklar. Bir o oynayacak, bir o oynayacak ve bunlar oynadıkça değer artacak. Mesela o sayı el Mert Müldür. İkisinin de değeri artacak. Biri milli takıma gidecek oynayacak, birisi burada oynayacak. E, rotasyonlar olacak, çeşitli rotasyonlar şu bu. Bak Mourinho mesela Zayis ve Crespo'nun biletini kesti. Çoktan kesti. Çoktan hani e, bunların durması bile hata. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların durması bile hata. Ve e, Başka ne diyeyim? Süleyman Urma, Mehmet Büyükekşi ve ekibi bizi dozerle çukura attı demiş. Bu da çok şey değil aslında. Şimdi Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani ben Umut Nayır'ın da işte Melih Bostan'ın da değilim. Şimdi orta saha transferine geçeceğim de ne zaman geçeyim Onu da özellikle bekliyorum. E, şimdi şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe'de bak. Jose Mourinho Mario Branco'ya 6 numara için liste verdi. Bu bir. İkincisi Ali Koç orta saha için 18 milyon euroluk bütçe ayırdı. İki. Fenerbahçe Danimarkalı ünlü bir oyuncusuna ilgileniyor. 3. Orta sahaya Fenerbahçe'ye Viking ki aynı isimden bahsediyor. Yine bu üçüncü haber. Fenerbahçe İbrahim Sangare. <laughs> bak. Hepsi ortak isimler. Şimdi. Sırayla başlayayım. Christian Norgard. Bu ismi bize yazdılar. Benim araştırmalarım neticesinde ben bu isme ulaşamadım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ulaşamadım. Hiçbir elimde verim yok. Elimde duyumum yok. Anlaştık. Sanderberg'e. Sanderberg'e ile bir görüştük. Bir yoklama çektik. Bir fiyatını sorduk. Ama alırız alamayız. Bir şey söyleyeyim. Granit Çaka ismini söyledim az önce. Keşke alabilsek ama maalesef. İbrahim Sangare, Scott McTominay, Sofyan Amrabat bu isimler şu anda e, fiyatı sorulan pazarlık yapılan isimler. Ha, hangisini istersin? İbrahim Sangare'yi isterim ama bilmiyorum. Hani İbrahim Sangare'yi isterim açıkçası ama 35 milyon euroda 35 milyon euro dediler. Düşmediler. Ha, hani ben Nörgard'ı beklemiyorum. Bir. İbrahim Sangare isminde görüşüldü. Fiyatta düşerlerse olabilir düşmezlerse sıkıntı. Scott McTominay. McTominay için şunu söyleyeyim. Manchester United satış listesine koymuş. Alma imkanımız var mı? Var. Satma imkanımız var mı? Ne, ne satmasa? Önce bir alalım hocam. Almadan nasıl satacağız? Yani alma imkanımız var mı arkadaşlar? Var. Ama daha belli değil. Onu söyleyeyim. <laughs> Sofyan Amrabat ben olsam almam. Alacağımızı zannetmiyorum. Ha, zaten birçok taraftarımız da istemiyor. Ya Sabuncu oluyor ki Sander Fenerbahçe'nin 6 numaraya istediği bir isim. Ha, alır almaz bir şey diyemem ama istediği bir isim diyor. Altan Tanrıkulu Fenerbahçe kesin olarak direkt 11 oyuncak bir oyuncu daha alacak diyor. Yani en az bir oyuncudan bahsediyorlar. Ortalık 56. Ha Cenk Tosun almış Ali Koç. Lugano maçını ilk maç kazanılmış. Tamam ikinci maça Umut'la Umutlar taşınmış kabul. Ee... Antony'yi de listeye koymuş Manchester United kulübü. Sağ kanat Antony. Aslında var ya şeytan dürtüyor lan Antony diye bir yangın mı yaptıralım diye. Ama öyle yangından falan olacak iş değil. Altan Tanrıkulu bir site takip ediyorum. Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncu alacağı ve bunu çok gizli yürüttüğü söyleniyor. Orta saha oyuncusu. Şu ana kadar ismi sızmamış. Maksim'in ve üstünde bir orta saha olacağı söyleniyor demiş. Belki de İbrahim Sangare'den bahsediyordur. Ya da Scott McTominay. Şimdi toparlayacak olursak tek tek isimleri orta sahaları konuştuk. Ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bakın Christian Nürgaard'la ilgili bir duyumum yok. Bilginiz olsun. Ama İbrahim Sangare konusunda emin değilim. Kesin konuşmam. Scott McTominay istiyorum. Görüşülüyor ama olur olmaz. İşte ona da ben bir şey diyemem. Onun dışında başka ne diyecektim? İbrahim Sangare, Tomine, Sofya Namrabat'ı ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. İnsan derbergi konusunda olabilir. Granit Çaka çok iyi bir Fenerbahçelidir aileden. Ciddi söylüyorum bir Fenerbahçelidir ama beklemeyin. Mesela şu King'de de aynısını dediğim güldüydünüz. Sonra Fenerbahçe'ye transfer olunca da Yani Çaka böyle Levent Mercan kiralık gidecek gibi. Cengiz'in de kulüp arayışında. Yusuf yeri e ilk idmanına çıktı. Samet Akaydın istediği kadar devam edecek desinler. Samet Akaydın konusunda dediğimi unutmayın. Galatasaray TT olayı inşallah Yakup Çınar haklıdır. <laughs> Emre Mor görüşmelerini sürdürüyor. Antony'yi satış listesine koymuş United. Bence denesek güzel olur. Zayt görüşmesini sürdürüyor. Kres bu görüşmesini sürdürüyor. Kent ve Kurunic. Lugano maçında 11 oynadılar. Doğru. Ama takımda düşünülmüyorlar. Bak zaruri. Zorunlu kimse olmaz, kimse etmez, kimseyi alamayız. O zaman bunlar devam eder düşüncesinden de çıkın. Eylül ayına kadar daha çok süre var önümüzde. Umut Nair Konyaspor'a resmi olarak gitti, Melih Bostan gitti. Luan Perez görüşmesini sürdürüyor Brezilya takımlarıyla. Caio Pedro görüşmesini sürdürüyor. Pedro uğramadan gidecek gibi. <laughs> Hocam Pedro'yu da denemez mi Mourinho? Allah Mourinho çılgın bir adam. Kimseyle anlaşamazsa getirin deneyim der. Hiç olmadığı sözleşmesini yapmam. Burada kalır der. İsmail Yükseğe teklifler var. 11 milyon euroluk teklif var ama biz reddettik. 13'e çıktılar. de reddettik. 16 falan deseler masaya oturabiliriz. 20'ye falan satma düşüncemiz var. Bartu Elmas Mourinho üstüne çok düşüyor. Takımda tutacak gibi duruyor. Edin Dzeko takımımızın forveti zaten şu an için devam ediyor. Yani ikinci forvet arayışımız yok. Şu performansı da Jack nasıl göndereceğim. Ferdi'ye teklifler var diş doldurmuyor. Yani 40'ın üstüne çıksalar tarihi bir rekor kıracağız. Lugano maç öncesinde Jose Mourinho takımı iyi uyardı. Yani o sıkıyorsa bir tane daha bu hataları yapın gibi uyardı. Osterwold diye teklifler var ama, var ama o da 30'u geçmeyece sıkıntı. O uzaydan Alan Saint Maxim'in bir kanat. Tadic, İrfancan Kahveci diğer kanat. Osai, Mert Müldür, Sabik. Hani bunlar artık kesinleşenler. Hani çok devasa teklif gelmese bunlar oynamayacaklar. Cenk Tosun yine 3. forvet gibi ama o da çok oynasın. 2. forvet olsun, 1. forvet olsun. Ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum lütfen kanala abone olun. 1. Kanaldaki videoları beğenin. 2. Olabildiğince video beğenin. Olabildiğince oynatma listesi açın ki Adınız bu kanaldaki listede üst sıralarda yer alsın. Hediye üyelik verildiğinde siz de bundan faydalanın. Sonra da bana kızmayın. Bana niye hediye üyelik vermiyorsun? diye. Sistem belirliyor. Sistem kanala en çok katkıda bulunan kişileri seçiyor. Ben seçmiyorum, sistem seçiyor. Bilginiz olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.